seviyorsan oyun indirerek oyunları analiz etmeye başlayabilirsin. Ya da işte aplikasyon kullanmayı seviyorsan onları daha çok indirip işte onların yeniliklerini takip etmeye çalışabilirsin. Bence bu ilk adım olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bunu nasıl geliştirebileceğine bakmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin bunun işte sanattan mesela besleniyorsan bunu kesinlikle göz ardı etmeden aslında bunlar nasıl birleşiyormuş diye düşünmek gerekir. Bunun dışında gerçekten eğer futbolla ilgileniyorsan işte futbolla nasıl, acaba nasıl entegre olur diyebilirsin. Belki bundan 5 yıl sonra işte futbol takımlarıyla ilgili bir aplikasyon yapacaksın ve bunları birleştirmiş olacaksın. Yani aslında bunların hiçbirini göz ardı etmemek gerekir ama fokus olarak tasarım disiplininden ayrılmamak gerekir. Sonrasında da bunun bir literatür olarak arkaya yatmak da çok önemli. Çünkü bir işi kavramsal olarak da bilmek çok önemli. Bunu işte cümleye döküyor olman, belli bir zamandan sonra artık insanlara bunu, bu işleri, yaptığın işleri kabul ettirmen gerekir. Bunu sadece sen istiyorsun diye ya da sen çok sevdin diye kabul ettiremezsin. Bunun için gerçekten kavramsal olarak da altyapısını bilmen gerekir. Belli bir süreden sonra da artık belli bir nokta geldikten sonra da bunu kavramsal olarak da bir backup'ını oluşturmak gerekir.